Değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere ülkemizin yarayan kanallarından birisi olan kadın cinayetlerinin geçmiş dönemde yaşanan kötü bir örneğinin yargılaması için bugün burada toplandık. Canımız, kızımız Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili yapılan, bugünkü yapılan yargılamada sanık tarafının mahkeme heyetinin reddine yönelik, mahkeme heyetinin tarafsız kalamayacağına ilişkin kendilerinde oluşan kanaate mahkeme heyetine sunması üzerine mahkeme heyeti usulü bu durumun incelenmesi ve karar yeni bu konuda bir karar verilmek üzere duruşmanın 20 Ağustos 2020 tarihine ertelenmesine karar verdik. Mahkemeden çıkan karar usulü anlamda böyle bir talep geldiğinde yerine getirilmesi, adil yargılanma hakkının sağlanması adına kanunlarımızda vücut bulmuş ve belirli prosedürlere bağlanmış olan bir usulü mahkeme işlemidir. Burasında herhangi bir beis yoktur. Ancak mahkeme heyetinin bu tavrından sanık adına yargılamanın uzatılması amacıyla yapıldığı gibi bir kanaatimiz çok da kabul edilebilir. Yaşananlar karşısında işin sürüncemede bırakılarak kamuoyunun ve adaletin tecelli etmesinin gecikmesine sebep olur gibi bir algıyı taşıyor olmaktan üzüntü duyuyoruz. Ancak sonuç mutlaka adaletin kazandığı bir noktaya ulaşacaktır. Bundan daha da önemlisi ülkemizde kadın cinayetlerinin artık son bulması, sizlerin, bizlerin katkılarıyla ama hepsinden önemlisi yönetenlerin ve mevcut kuralları uygulayanların katkılarıyla olacaktır. Ülkemize kadın cinayetleri konusunda artık utanç yaşatmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Daha bu davada karar çıkmadan Muğla'da bayram günü herkesin dostça kucaklaşıp dargınların bile barıştığı bir günde bir başka kadınımızı ne yazık ki aynı şekilde kaybettik. Canlar ölmesin, kadınlar yaşasın, sevgi sözcüğü öldürmekte değil, yaşatmakta kullanılsın istiyoruz. Mücadelemiz bunun için ve bunu başarıncaya kadar ülke olarak mücadeleye devam edeceğiz. Sizlerin de ilgisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Sesimiz, kulağımız oluyorsunuz. Buyurun Önder. Sayın Başkan da ifade etti. Sanık vekili tarafından hakimin reddi talep edildi. Elbette ki başkanımın ifade ettiği gibi bu yasal olarak bir hak ve mahkemede doğrultuda bu redd hakim talebinin değerlendirilmesi adına yasayı uyguladı ve duruşmayı 20 Ağustos'a yine saat 11.05'e tehir etti. Tabii ki burada yasal olarak doğru işlem yaptı mahkeme ama başkanımın da ifade ettiği gibi bu tamamen yargılamayı uzatmaya, adaleti geciktirmeye, alınacak cezanın biraz daha geç alınması için uğraşların sonucu bu dilekçenin verildiğini düşünüyoruz. Ama tabii ki hiçbir şey değiştirmeyecek. Ortada tek bir gerçek var. Katil zanlısı tarafından 19 yaşında Güleda Cankel vahşice tasarlayarak öldürülmüştür. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. İstedikleri kadar süre kazanmaya çalışsınlar ki kendileri de alacakları cezanın bence farkındalar. Bu yönde bir çalışmaları oldu ama fark etmez. Biz 20 Ağustos'ta gerçekten adalet yerini bulana kadar mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kadın cinayetlerini bulacağız. Biraz sonra bana birkaç şey söyleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Bir ben söyleyeyim. Başka. Halim. Evet, hazır mısın? Evet, Sayın Başkanım. Değerli basın mensupları, öncelikle bu acı olaydan dolayı yaşanan yargılamaya göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Hem vatandaşlarımız, hem basın mensupları, hem tüm kamuoyu bu dosyayla son derece yakından ilgilenmekte. Maalesef vahşice aramızdan ayrılmış olan, ailesinden kopartılmış olan Güleda'nın yargılamasında adaletin, hakkın yerini bulmasına bütün kamuoyu destek vermektedir.
Değerli meslektaşlarım yargılamaya ilişkin süreci gayet güzel izah ettiler. Bu konuda tekrar bir açıklama yapmaya gerek duymuyorum. Bunun dışında önemli olan bugün burada hep beraber olmamız. Bugün burada savunma mesleğini temsil eden Muğla Baro Başkanımız, Isparta Barosu, diğer barolardan bize verilen destekler, milletvekillerimizin göstermiş olduğu hassasiyet, vatandaşın, basın mensuplarının göstermiş olduğu hassasiyettir. Bu hassasiyet doğrultusunda bizler inanıyoruz ki hep beraber bu ülkede kadın cinayetine, kadına karşı uygulanan şiddete son vereceğiz. Bu şiddete son verilinceye kadar da hep beraber mücadelemiz devam edecek. Teşekkür ediyorum. Bizler bugün Güleda Cankel davasının adalet için buradayız. Güleda Cankel 2019 yılının Kasım ayında ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldü. Kadınlar kendi hayatlarına dair karar vermek istedikleri için öldürülüyor. Genç kadınlar yaşamak istiyor. Kendi kararlarını verebilecekleri özgür ve eşit bir yaşam istiyoruz. Şiddeti, cinayetleri meşrulaştırmak için kadınları özgürlük düşkünü olmakla suçluyorlar. Evet, bizler özgürlük düşkünüyüz, eşitlikten yanayız. Kendi hayatımız hakkındaki kararları ancak bizler veririz. Bizler genç kadınları baskı altına almaya çalışanlara karşı bir güne daha öldürülmesin diye mücadele edeceğiz. Kadınlar ayrılmak istedikleri için birlikte olduğu erkekler tarafından öldürülüyor. Tıpkı Güleda Cankel ve Merve Kotan gibi. Kadınlar boşanmak istedikleri erkekler tarafından öldürülüyor. Tıpkı Emine Bulut gibi. Kadınlar babaları tarafından öldürülüyor. Tıpkı Şeyma Yıldız ve Merve Konukoğlu gibi. Kadınlar korunma başvurusunda bulunmasına rağmen korunmayarak öldürülüyor. Tıpkı Ayşe Paşalı ve Ayşe Tuğba Arslan gibi. Daha sayabileceğimiz yüzlerce öldürülen kadın kardeşimiz var. Eğer 6.284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi etkin uygulansaydı öldürülen kadın kardeşlerimiz hayatta olabilirdi. İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 sayılı kanunu etkin uygulamak zorundasınız. Adalet sağlanana kadar Güleda Cankel davasının takipçisi olacağız. Şiddete uğrayan kadınlarla ve öldürülen kadınların aileleriyle birlikte adliyelerde, meydanlarda her zaman mücadele edeceğiz ve asla yalnız yürümeyeceksin demeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Tamam, harika. Hadi maşallah. Tamam, tamam. Pardon, bir şey açıklama yapmak istiyorum. Ben kendi kadın meclisi adına. Güleda 25 Kasım haftasında 18 Kasım'da aramızdan ayrıldı. Bir erkek şiddetine kurban edildi. Güleda'nın davasının ilk günden beri sahibiyiz. Sonuna kadar da sahip olacağız. Bu mahkeme ne kadar ertelenirse ertelensin, her zaman bu kapının önünde olacağız. Biz gerçek adalet sağlanana kadar, erkek şiddeti son bulana kadar Muğlalılar hepimiz burada olacağız. Bu mesajı buraya herkese vermek istiyorum. Destekleyen herkese de teşekkür ediyorum. Tamam, tamam.